Şimdi Etimesgut Belediyespor'a geçelim. Etimesgut Belediyespor Kastamonu Spor'la 1-1 berabere kaldı ki aynı Kastamonu'yu Ankara Demirspor 2 hafta önce 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Yine o şanssızlık devam ediyor Etimesgut'ta. 11. dakikada Hasan Ahmet Sarı ile öne geçildi. 45+2'de Faruk Öcal 1-1'i yakaladı. Etimesgut 15 puana yükseldi. Kastamonu Spor 22 puana yükseldi. Son 5 maçında 4'ünü bitiren, berabere bitiren bir Etimesgut Belediyespor var. Ama Tuna Hanakdoğan'la da yeni teknik direktörle de 2 maçta 4 puanı cebine koydu Etimesgut. Maçtaydım. Maçı izledim, canlı izledim. Etimesgut Belediyespor maça iyi başladı. İyi bir başlangıcın ardından işte erken de bir gol buldu. Gol bulduktan sonra biraz durakladı diyebilirim. İyi pozisyonlar buldu. Direkten dönen topları var. Direkten kalecinin çok güzel çıkarttığı bir şut falan var. Yani özellikle ilk yarıda. Güzel işler yaptı ama 45+2'de tam da benim önümde bir korner organizasyonunda hani santrası yapılmayan bir gol yedi Etimesgut Belediye. Bunun moral bozukluğuyla girdiler devre arasına. İkinci devre ben Etimesgut Belediyespor'da yani yine tekrar söylüyorum pozisyonlar buldu ama sanki o iştah biraz hani yine mi beraberlikler diye bakan bir durum söz konusuydu zannediyorum. Yani öyle bir durağanlık da sezdim açıkçası. Oyuncu değişikliklerini 60. dakikalarda yaptı hoca ama 65'te işte Lokman Erdoğan girdi, Mehmet Atik çıktı. 69'da golü atan Hasan Ahmet Sarı çıktı. Yerine Berat Tosun girdi. Kariyerli bir oyuncu. Gerçi şöyle de bir durum var. Şimdi ben maçın ikinci yarısını tribünde izledim. Yani basın tribününden, protokolden çıktım. Tribüne izleyicilerin olduğu kısma geçtim. 1-1 giden maçta üçüncü oyuncu değişiklik hakkını kullanmadığı için bir tepki oluştu tribünde. Tuna Hanakdoğan'a. Tuna Hanakdoğan'a. Hani hocam değişti işte Güray Gökay oynamış mıydı? Gökay. Gökay İrabul konusunda özellikle hani onu işte sahaya alması konusunda ama hoca oyuncu değişikliğini tercih etmedi. Şimdi şu da var. Şimdi biz Adnan Hoca zamanını konuşurken gol yollarındaki sıkıntı İbrahim Alan'ın sakatlığı 4 hafta 4-5 hafta İbrahim Alan sakattı arka adele sakatlığında. Eyüp Spor maçında deplasmanda 60. dakikada oyuna girdi İbrahim Alan. Biz bu maçta oynamasını beklerken hafta içi antrenmanda farklı bir sakatlıkla karşılaşmış. Bu hafta yoktu kadroda. İşte Burak yeterli olamıyor yani gol işinde. Sonra Berat sonradan girdiğinde skor üretemiyor. Yine aynı soruna geldik yani şeyde Etimesgut Belediyespor'da. Deplasmandaki ilk maçında da şey yoktu, İbrahim yoktu. İbrahim'in golü yoktu ama orada iki golle kazanmayı başarmıştı takım. Bu hafta gol yollarında etkisiz kaldık yine. Hasan Ahmet Sarı güzel bir gol attı. Sonra tekrar söylüyorum pozisyonlar bulundu. Yani pozisyon bulunamadı diye bir düşünülmesin. Kötü mü oynadı? Yok kötü oynamadı. Yani hani biraz şans yanında olsa, biraz futbol şansı yanında olsa 3 farklı da kazanabilirdi. O açıdan söylemiyorum ama işte hoca yeni, içeride ilk maçıydı. Hani rakip Kastamonu Spor hani golcü bir kimlikte. Ankara Demirspor deplasmanından sonra ikinci deplasmanda tekrar şey olmasın. Puan kaybı abi mağlubiyet olmasın diye çok canlarını dişlerine taktılar. İyi de oynamaya çalıştılar ellerinden geldiğince. Ama yani beklentim benim tabii galibiyetti. Hocanın da beklentisi galibiyetti orada. Ama oradaki 3 puanı avcumuzun içinden kaçırdık diyebilirim. Seyirci konusunda biraz şeyim var. Hani seyircinin biraz daha olayın içerisine girmesi lazım belki şeyde. Etimesgut Belediyespor'da sayı yeterli, etki az. Orada bir sorun var. Onun dışında tribünler doluyor ama etki az. Etki az. Yani halbuki saha da çok yakın yani böyle etki etmek sahanın içerisine etki etmek daha kolay. Ama o tabii Etimesgut stadında bazı dezavantajları var işte. Sol taraftaki kaleye yakın tribün yok. Kale arkası tribününde hem şey var, rakip takım tribünü var, hem orada bir genç grup var. Ankara Güçlü gençler arasında Etimesgut Belediyespor maçını destekleyen. Genişletilecek ama değil mi stadyum Gökalp? Şimdi
Bağlıca'da bir tesis yapıldı. Biz orayı bir ziyaret ettik. Daha da gelişti o biz gittikten sonraki hali. Orada iki çim sahalı, işte bahsettik daha önce, işte oyuncuların kalabileceği odalar, toplantı odaları, havuz, sauna, buhar odası, yemekhanesi, şuştumuz, çok güzel bir tesis var orada. Orada iki de saha var, orası da çimlendirilecek. Oraya gelindiğinde bu şu anda Kemal Atatürk Stadı, Etimesgut'un içindeki Kemal Atatürk Stadı, sentetik çim kalkacak, normal çim hale gelecek. Tribüne ek yapılacak falan. Yani evet. Bunlar hep proje kapsamında var. Ama hani zamanlaması ne zaman olur, ne kadar ne yapılabilir, o konuda çok bilgimiz yok. Çünkü Etimesgut Belediye Spor Kulübü ve Etimesgut Belediyesi Başkan ve yardımcıları Sayın Enver Yıldırım ve ekibi o konuda birlikte iş yapıyorlar. Tabi bürokrasi, devlet bürokrasi, kamu bürokrasisinde belli şekli vardır, zamanı vardır. O konuda benim de bir bilgim yok. Umarım ki en kısa zamanda o işler de düzene girer. Evet, iki tane VTR'miz var Gökalp abi. Etimesgut Belediye Spor Kulüp Başkanı Hasan Kartal ve Teknik Direktör Tunağan Akdoğan mat sonu Klas Spor TV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Hem biraz esprili bu çok berabere kaldığı için Etimesgut Belediye Spor, hem onunla alakalı bir kısım var. Hem de tesislerle ilgili özel açıklamalar yaptı Hasan Kartal. Eğer hazırsa Ayça, onu ekranlarımıza getirelim. Evet, başkanım, birlik ve beraberliğin takımı oldu. 6. beraberlik. Tabii memleketin, ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var yani. Bu dönemde beraber kalmakta fayda var. Yapacak bir şey yok ama şanssızlıktı ya. İki tane gördüğünüz net gol pozisyonu vardı. Ama olmadı. Bence bizim takım biraz daha toparladı gibi geliyor. Yani ileriye doğru daha iyi olacak düşüncesindeyim. İnşallah önümüzdeki maça bakacağız. Yapacak bir şey yok. Daha kopmadık yani. Hoca değişikliği oldu. Adın Hoca'yla. Ardından bir büyük galibiyeti, deplasmanda önemli bir galibiyetti. Bugün de kazanabilirdi takım aslına bakarsanız. Evet, yani bugünkü bir şanssızlık demek lazım buna. Kazansaydık çok daha iyi olacaktı. Hem motivasyonumuz iyi olurdu, hem hoca için iyi olurdu. Ama inşallah önümüzdeki maçı alırız. Önümüzdeki maç Bayburt bildiğim kadarıyla. İnşallah Bayburt'ta alırız, öyle devam ederiz diye düşünüyorum yani. Şimdi başkanım, Süper Lig'de de bir kulüp başkanısınız, Rize Spor'un. Burada da Etimesgut'un başkanısınız. Bu hakemler, alt liglerde niye bu kadar kötü? Şimdi tabii alt liglerdeki hakemler çok iyi olsa onlar da yukarıya çıkar. Yukarıda problemler biter. Yani yukarıda hakem sayısı belli biliyorsunuz. Ama alt liglerde de tabii böyle yetişkin hakemler yok demek ki, yetişmiyor, zorlanıyor yani. Buna bilmiyorum yani, bunun bir okulu mu olması lazım? Daha iyi eğitilmesi için ne yapmak lazım? Bunun federasyonumuzun düşünmesi lazım. Yani bu sadece Etimesgut için geçerli değil. Geçen hafta burada Hacettepe maçında 4 tane kırmızı kart falan. Yani enteresan bir lig geçiyor. Aslında evet. Playoff şansını hala zorlayabilecek bir Etimesgut görüyoruz. Yanlış mı düşünüyorum? Tabii biz playoff'u zorlayabiliriz. Daha yani çok önümüzde çok yol var. O ileri aşamada bizim zannediyorum ki playoff'u yakalarız biz yani. Bizde problem olmaz diye düşünüyorum. Bakalım. Geçen hafta da tesislere gittik. Sanırım bitmek üzere. Çok tesisler, ben de gittim. Bugün gittim. Sen tabii o gittiğinden bugün gitsen çok daha güzel bir tesisle karşılaşacaksın. İçinde eşyalar falan da bayağı bir yapılmış. Yani Süper Lig havasında bir tesisimiz var. Enver Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün gittim, gördüm, gezdim. Gerçekten Süper Lig'le aynı. Evet. Aynı. Hiç problem yok yani. Ya Rize'ye geldim de Rize Spor tesislerini de gezmiştim. Rize tesislerindense daha keyifli bir ortam, atmosfer kurulmuş. Zeminler ne zaman serecek başkanım abi? İşte yani o da kaldı herhalde en önemli soru. Yani o da belediyenin ofisindeki bir şey. Artık belediye ne zaman yapar onu bilemiyoruz. Ya ben Etimesgut'un hızlı yükselişini o tesislere bağlıyorum açıkçası. Orası bittikten tabii, sonra Tabii. O tesisler yapıldıktan sonra tabii bizim de mutlak surette ya birinci ligde ya Süper Lig'de oynamamız gerekiyor. İkinci maçındasınız. Eyüp'ten bir galibiyetle ayrıldı takım. Bugün de evimizde bir puan aldı. Aslında keyifli de bir oyun vardı. Çok baskılı olduğu dönemler oldu ama Etimesgut bu sene beraberliği biraz seven bir takım profili sergiliyor. Ya şimdi tabii ki istikrar futbolda çok önemli. Yani bizim gönlümüzden geçen İstanbul'da kazandığımız Eyüp Spor müsabakasının
perçinleştirmek, yani istikrar. Bugün de burada kazanmak için sahaya çıktık. Yani çocuklar elinden gelen en iyisini yapmaya gayret sarf ettiler. Yani daha iyi olabilirdik. Özellikle girdiğimiz pozisyonlarda, yani son vuruşu, gol vuruşu neticeyi getiriyor zaten. Direkten döndü yani. Uzaktan bir vuruştu. Tabii çok, çok güzel bir vuruştu. Gol olsa daha mükemmel olacaktı. Ama onun dışında daha net pozisyonlarımız var. Yani bunları daha çok çalışacağız. Çünkü yakaladığın zaman atacaksın. Yani futbol tabii görsel bir oyun. Oyunu güzelleştireceksin, pozisyona gireceksin. Ama o güzel oyunu bir de skorla almasını da öğreneceğiz inşallah yani. Şimdiye kadar geçen hafta izleme şansım olmadı. Bu hafta izlediğim kadro Adnan Hoca'nın oyun sistemine yakın bir sistemdeydi. Siz kendi oyun sisteminizi daha sanırım entegre edemediniz. Veya yok. Felsefenizi entegre edemediniz. Yoksa takım kadrosu bu şekilde. Yok, şimdi Adnan Hoca'ya tabii sonsuz teşekkür ediyoruz. Ondan şu an bayrağı biz aldık. Biz yeni geldiğimiz için futbolculara bir anda değişim yapma şansı yok. Yani devre arası yapacağımız çalışmalarda, antrenmanlarda yani bizim ne istediğimizi futbolcularımız bunu daha iyi algılayıp sahada bunu uygulayacaklar. Yani koşan, mücadele eden, pozisyona giren, rakibe pozisyon vermeyen bir takım oluşturmayı düşünüyoruz. Yani bugün de çocuklar istekli ve arzuluydu. Yani ben mesela özellikle son 46. dakikada yenen okulu kabul etmiyorum. Evet. Yani çünkü orada artık varını yoğun ortaya koyup daha dikkatli olmamız gerekiyordu yani. Bir anlık gaflet, orada rakibe bir şans verdik, gol oldu. Ha, ondan sonra ikinci yarı oyuna iyi başladık. Zaman zaman pozisyonlara girdik. Net pozisyonlarımız var. Ama işte bunları gole çevirmen gerekiyor. Gole çevirdiğin zaman her şey daha farklı olur. Ama biz daha çok çalışarak, yani futbolcu arkadaşlarımız ne istediğini daha da iyi alıp sahada uygulayıp neticesini de almasını bileceğiz yani. Hocam, geçen sene Etimesgut playoff'u son dakikada kaçırdı. Evet. Bu senede ciddi bir hedef vardı ve direkt olmasa dahi playoff'tan çıkma gibi bir hedef vardı. Etimesgut'u bu hedefine uzaklaşmış olarak görelim mi? Yoksa Etimesgut mücadelesini sürdürecek son dakikaya kadar bu hedefi kovalayacak mı diyelim? Ya bizim takımımızın her zaman bir hedefi vardır. Yani biz kalan 5 maçımızı kazanmak için sahaya çıkacağız. Zaten kazandığın zaman bu 3 puan sisteminde tabii 2-3 maçı aldığın zaman bir anda playoff'un içerisindesin zaten. Yani kalan 5 maçımızı kazanmak için sahaya çıkıp en iyisini yapıp inşallah iyi sonuçlar alacağız diye düşünüyorum yani. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Mikrofonlarımızı uzatmaya devam edeceğiz. Ne demek? Evet, Hasan Kartal ve Tunahan Akdoğan'ın da açıklamaları Klas Spor TV'ye böyleydi. Gerçekten özel açıklamalar yaptı. Etimesgut Belediyespor'u ben geleceğin takımı olarak görüyorum açıkçası. Yaptığı yatırımlarla, aldığı oyuncularla, takımın motivasyonuyla daha çok, yani bu sene değil, kısa vadede değil, uzun vadede planlar yapan bir takım gibi ve ilerleyen dönemde Etimesgut Belediyespor'u daha farklı yerlerde, daha üstlüklerde görebiliriz gibime geliyor. Evet, Bayburt İl Özel İdare ile pazar günü saat 13'te Bayburt deplasmanına gidecek Etimesgut Belediyespor. Bayburt deplasmanının zorluğundan bahsettin. Ankara Demirspor'da orada 1-0 kaybetmişti maçı ve iyi de giden bir Bayburt var. 23 puandalar. Etimesgut Belediyespor'da 15 puanda. Son 4 maçı kazanan bir rakip Bayburt Belediyespor, Bayburt İl Özel İdare ve bu maç sence nasıl geçer? Buradan Etimesgut bir beraberlik çıkarabilir mi? Çünkü beraberlikleri seven bir takım, ya da sürpriz bir galibiyet olabilir mi? Zaten hani hedefin de biraz o olması gerekiyor Mert. Şöyle söyleyeyim. Bayburt'ta kendi sahasında çok başarılı bir takım Bayburt. 13 puan aldı. 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyeti var. 8 gol attı, 6 gol yedi şu ana kadar yaptığı iç saha maçlarında. Şimdi bu düşünüldüğü zaman hani Etimesgut Belediyespor için orada hani galibiyet zor olacaktır. Gerek iklim, gerek hava şartları, gerek rakım, o konular hala geçerli. Hava daha da soğuyacaktır belki de. Ama Bayburt'un iç saha avantajını iyi kullandığını görebiliyoruz zaten.
zor bir maç olacak. Yani beraberlik Etimesgut için iyi bir skor, iyi bir sonuç. Bir puanla dönmesini arzu ederim. Ha, ama hani Bayburt'un gerçekten iç sahada belli bir üstünlüğü var. Dolayısıyla hani rahatlıkla böyle hani Etimesgut Belediyespor puanla döner diyemiyorum. Yani o rahatlığım yok. Zor bir maç olacak. İnşallah puanla dönmesini umuyoruz tabii. Yani bu yenilmezlik serisi, beraberlikle de olsa yenilmezlik serisi var sonuç itibariyle. Onu kesinlikle devam ettirmekte fayda var. Sonrası daha dikkat çekici. Elazığ, Tuzla, Kırşehir, Bandırma. Ankara Demirspor'un takip ettiği için şeyini sonradan yaşıyor şu anda. Bayburt'tan sonra Elazığ'la evinde oynayacak. Bu maçı kazanma ihtimalinin yüksek olacağını varsayıyoruz. Elazığspor'u, ondan sonra Tuzla deplasman, Kırşehir Belediyesi evinde, Bandırma Spor deplasman maçlarına çıkacak. Etimesgut'u zor bir fikstür bekliyor. O yüzden bu maçta alacağı bir beraberlik, yani şu önümüzdeki iki maçta alacağı 4 puan en az. Bayburt'tan beraberlik, Elazığ'dan 3 puan olarak söylüyorum. Bir 4 puan bir rahatlatacaktır Etimesgut Belediyespor'u. Çünkü ondan sonraki 3 maçı gerçekten çok zorlu. Evet. Yani orada hani ne cebine koyarsa kar modu var. İlk yarıyı da devre arasına da ne kadar yukarıda girerse playoff için o kadar da önemli. Öncelikle bu iki maça bir konsantre olup bu iki maçtan bir 4 puan çıkartabilirse hoca da yeni, İbrahim de inşallah iyileşir. Bir an önce gol yollarında etkili olmaya başlar. Maç maç gitmekte fayda var Etimesgut Belediyespor adına. Yani çünkü şu ana kadar elde ettiği kazanımları ardı ardına yitirebileceği bir döneme giriyor. Bu 5 maçlık periyot zor bir periyot. Yani olası bir maç kaybında Bayburt'ta 3 puan kaybı. İçeride Elazığspor'da bir teklerse çok sıkıntıya girecek. Sonraki Tuzla, Kırşehir, Bandırma ilk 4. Kesinlikle. Yani, evet. Etimesgut Belediyespor'a bu zor deplasmanda Bayburt İl Özel İdare'ye karşı başarılar diliyoruz.